Mart 15'e kadar e, yaklaşık e, 7 sahada ağaçlandırma çalışmalarımız 15 gün arayla sürecek. Hı hı. Yani e, şimdi e, önümüzdeki ağaçlandırma sezonunda bir de bir projemiz var. Güzel Bahçe'de 18 ve 19 yaşında şu anda yaşayan 386 gencimiz var. Ve bu 386 gencimiz covid 19 nedeniyle okullarında değiller yani Güzel Bahçe'nin dışındaki şehirlere gidiyorlardı hı hı. üniversite okuyorlar bu gençler genellikle değiller Güzel Bahçedeler her biriniz için Güzel Bahçede Belediye Meclisi size Güzel Bahçede her yaşayan kişi için 33 bin kişi için birer lira para yatırdı Güzel Bahçe Belediye Meclisi ağaçlandırmak için. Biz de bu 386 gence bu ağaçları dikeceğiz. Güzel bahçedeki isimlerinde üzerlerine yazacağız. Arkadaşlarım Güzel Aa, Bahçe'deki 18 ve 19 yaşındaki arkadaşlarıma 2 hafta içerisinde ulaşıyorlar. Lütfen size e, bu süre içerisinde ulaşılmamışsa e, bizi arayın. Siz ulaşın belediye Siz bize <laughs> ulaşın size bir fidan dikmek istiyoruz üstüne de isminizi yazmak istiyoruz. Yani askere gidenler terpi tertip derler aynı zamanda gidenlere. Evet. 2020 2021 yılında Güzelbahçe'de 18 ve 19 yaşında Güzelbahçe nüfus kütüğüne bağlı olanlara biz biraz zeytin fidanı dikeceğiz. Hedeflediğimiz tarih 15 Ocak'tır. burada bizim eksik kaldığımız bir nokta olursa lütfen bize ulaşsınlar. gençlerin bu yıl bir zeytin çiftlikleri olacak, ormanları olacak Güzelbahçe'de. Ben bunu yıllara sari olarak ağaçlandırma çalışmalarına Güzel Bahçe'de devam etmek istiyorum. Güzel Bahçe'nin yeşil dokusuna doku katmak istiyorum. Ben COVID 19'dan dersimi aldım. Ben bundan sonra insana ve doğaya yatırım yapacağım.